3 yıl önce kalp krizi nedeniyle vefat eden büyük oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarının görüntüsü büyük tartışmalara yol açmıştı. Mezar neden bu halde diye soranlar için resmi bir açıklama geldi. Duydum ki sefere çıkmayı kuruyormuş. Etme. 2013 yılında vefat eden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarı neden bu halde? Bir zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Yapılan o açıklama gerçeği ortaya çıkardı. Önce tecrübe etmen gerek kardeş. 27 Eylül 2013 yılında 77 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in geçtiğimiz günlerde görüntülenen mezarı tartışmaya yol açmıştı. Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. 3 yıl önce kalp krizi nedeniyle vefat eden usta oyuncunun mezarı neden hala yapılmadı, neden hala düzenlenmedi sorusu üzerine bir yanıt geldi. Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı kardeş. 29 Eylül 2013 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyüne defnedilen Tuncel Kurtiz'in aslında bu mezarı istediği ortaya çıktı. Bundan sonra adam olacaksın. Başka çare yok. Yani usta oyuncu bir mezar taşı istememişti. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Tuncel Kurtiz doğal bir insandı. Hayatında şatafata yer yoktu. Türbeleşmeye karşıydı. Mezar yerinde gerek mahalledeki ekipler, gerek bizim ekiplerimiz tarafından doğallığı bozmadan gerekli çalışmalar yapılıyor. Gündem olmak, ön plana çıkmak için manevi değerlerle oynamayı pek uygun bulmuyorum. Sosyal medyada çıkan haberler yakınlarını üzüyor. Bizler bile köy olarak yaparız. Ancak büyük usta Kurtiz böyle istedi. O doğal bir ortamda yaşamak için burayı seçti açıklamasını yaptı. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etme.